eden bu paylaşımı. Elbette ki buradaki konu Özgür Özel'le Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonraki genel başkanlık sürecindeki ilk bayramında Cumhurbaşkanı'yla ile bayramlaştı. Geçen gün Sabah gazetesinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeyen bir yazı, bir röportaj Özgür Özel marifetiyle oluşturulmuştu biliyorsunuz. Gitti röportaj verdi Yavuz Bey'e. Ama bugün bazı şeyler normalleşiyor olsa da eski defterlerle ilgili hesaplaşma sürecine dair de siyaset elbette ki meclis açıldıktan sonra bu tartışmayı sürdürecek. Ama bir şeylerin normalleştirilmeye çalışıldığına dair de şu mesajı önemsiyoruz. Bu arada ilk sıraya da kendi ortakları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi koymaları açıklamada da e, dikkat çekiyor efendim. E, sonuçta ana muhalefet partisiyle başlanmamış bu mesajda bile. Evet geçelim şu tartışmalı ortama ve ilginç bir gündem. Sayın Devlet Bahçeli bir şekilde gündem oluşturmayı ee, başaran bir siyasetçi zaman zaman ülkeyi seçime de götüren bir siyasetçi olarak ön plana çıkıyor aslına bakıldığı zaman. Bugünse şu cümleyle ön plana çıkıyor. Özgür Bey'in de cevabı var bu konuda. Bizim de söyleyecek birkaç cümlemiz olacak elbette. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır diyor. Bir yerde kim demokrasi sandık değildir, başka şeyler de vardır diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı ama siyaset yine sandık üzerinden gerildi. Yerel seçim sonrasında sandıktan çıkan demokratik kararı saygımız tam diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram mesajı tansiyonu yükseltti cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığının dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı. Rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamıştır demek gerçekten abesle iştigaldir. Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır dedi. O sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cehalet demek istemiyorum yanıtı geldi. Önce... MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamansa CHP'nin ve Genel Başkan'ın açıklamaları basit bir ilizyon çabasından ibarettir karşılığını verdi. Genel Başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur. Savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk'e devretmiş, üç ayda bir yeniden oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde isanıdır ki bayramın yüzüsü hürmetine biz de bunu affedelim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, milli irade karşıtlarının en büyük düşmanı, aşamadıkları en yüksek iradedir. Özel'in tarihsiz açıklamaları idrak yollarının tıkalı olmasından değilse bayatlamış kelime kurnazlıklarından medet umacak kadar küçülmesindendir. Özel baba ocağı Manisa'daydı. Bayram namazını Hatuniye Camii'nde kıldı ardından kameraların karşısına geçti. Başta Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerinin bayramını kutlayacağını söyledi. Benimci partinin lideri olma sorumluluğuyla ...tüm siyasi partilerin liderlerini arayacağım. Ee, Sayın Erdoğan'ı hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla... ...hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla arayıp bayramını tebrik edeceğim. Özel'in bir sonraki durağı da Manisa Valiliği'nin bayramlaşma töreni oldu. Özel AK Parti ve MHP teşkilatına kendinizi yalnız hissetmeyin diye seslendi. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları... ...kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle buna mecburdurlar. Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu sorusuna eğer bir cevap arayacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ismi aslında fikir babası. Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir babası. Kim diyorsa ki aslında başkaları da vardı, büyük kısmının yalan olduğundan emin olabilirsiniz. Bir mavi gözlü dev diyoruz ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hani geldikleri gibi giderler dedikten hemen sonra o vapura bindiği anda aslında Belki de daha savaş yokken, daha meclis yokken, daha o yokken, bu yokken, daha sonrasında ihanetle suçlanacağı, idam fetvalarının e, dağıtılacağı İstanbul süreci ortada dururken aklında Cumhuriyet olduğuna yanındaki insana aman ha kimseye söyleme diyerek belki de not tutturduğu o süreç hepimizin önünde. Ama şu var, kime güvendi? nasıl güvende? Türk ulusunun oluşturulması macerası içerisinde o ilk adımı atarken diyemez miydi kardeşim? Ben komutanım gelin şöyle de orduları da toplayın yürüyün gidiyoruz. Ama hayır ne dedi? Belki de o savaş ortamında ya daha elimizde silah yok, tabanca yok, top yok, tüfek yok, mermi yok, mermi. Mermi yok. Ruslar biraz işte bomba verecek de işte Hindistan'dan, Pakistan'dan yardım gelecek de vesaire vesaire. Biz buradan işte o ünlü isimler işte Osmanlı'nın o kapatılan silah fabrikalarından el konulan silahları İstanbul'dan kaçırıp Ankara'ya götüreceğiz de hiçbir şeyi olmayan bir ordu kuracağız. Bu mücadeleyi başlatacağız. Ama nasıl başlattı? Nasıl girdi bu işe? Amasya tamnamesi, işte Sivas'ı, Erzurum'u meclis kurulmadan önce İstanbul'da kurulmaya çalışılmıştı önce. Ve padişahlık sistemi içerisinde vesairesiyle İstanbul denendi de basıldı. Ve hemen şu bunu yayınladı daha 1920'de savaşa başlamadan önce şu beş maddeyle aslında Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu sorusuna bir cevap arayalım. Memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktır. Bu meclise üye olarak seçilecek kimseler milletvekilleri ilgili yasa hükümlerine bağlıdırlar. Seçimlerde sancaklar esas alınacaktır. Her sancaktan 5 üye seçilecektir. İşgal altındaki topraklarda bile seçim sistemine güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bence tam olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi mantıkla, hangi siyasetle yani Batı dünyasının o modern yapısı içerisinde seçimli bir demokrasi, parlamenter bir demokrasiyle padişahlık sisteminden uzak, net bir şekilde Türk halkının ulusuna güvenen bir sistemle bu cumhuriyeti kurmuştur. Hani Türkiye sandık demokrasisi değil nidaları atılırsa o zaman farklı bir süreçte hepimizin kendi isteğine dair o zaman Türkiye Cumhuriyeti şöyle olsun, Türkiye Cumhuriyeti böyle olsun diyebilecek çok fazla tartışma çıkar. Bu da bizi kavgaya götürür. Bu siyasi e, angajman içerisinde belki de hani karşılıklı siyasi söylemler söylenebilir ama kurucu zihniyetin nasıl kuruldu sorusuna cevabı savaşın ortasında bile demokrasi olmuştur bunu da unutmamak lazım Evet sıradaki haberimize devam edelim dün vermiştik Aslında bir o kadar hararetli bir tartışma var ki e, Uğur Dündar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir siyasetçi ile bir gazetecinin asla girmemesi gereken oluşmaması gereken